Gaziantep Otelciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Ay Medya Grubu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'la sektörün sorunları ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Devletimize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz diyen Yılmaz, turizmciler olarak desteklerin artarak devam etmesine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yaklaşık 15 aydır konaklama ve turizm sektörü çok sıkıntılar yaşadı. Çünkü konaklama ve turizm sektörü tamamen yabancıyla, turistle, Gaziantep'i gezmeye gelenler, görmeye gelenler, işte Gaziantep yemeklerini, Gaziantep Kalesi'ni, Bakırcılar Çarşısı'nı, müzelerimizi gelip görmek isteyen yabancılar için. Ne yazık ki 15 ay uçakların gelip gitme kalkmaması, buna benzer otobüs firmalarının tam sokağa çıkma yasağı ve hafta sonu bizim turizm ve konaklamada hafta sonu 3 gün. Çünkü müşteri cuma günü oteli boşaltıyor. Cuma günü kalsa 3 gün Gaziantep'te kalmış olacak. O da müşteri 3 gün ne yapayım diyor, gidiyor. Şu anda turizm sektörü yaklaşık 40 gündür çok güzel. Otellerimiz %90 gibi doluluk oranıyla çalışıyor. Tekrar gülmeye başladı. Tekrar mutluyuz. Toparlanmaya çalışıyoruz. Açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tabii ki devletin verdiği bazı destekler ve ödenekler var. Ondan dolayı teşekkür ediyorum ama yeterli mi? Değil. Çünkü turizm sektörü, otelcilik ve konaklama tamamen sıcak nakitle dönüyor. Daha iyi hizmet vermek için tadilat, elindeki kaliteli elemanları tutmanla başlıyor. Bunun için malzeme şu anda çok pahalı. Eski gibi değil. Kesinlikle tüm malzemeler iki katı oldu fiyat olarak. Yani bizim kahvaltıda verdiğimiz kahvaltılık grubu olsun, buklet grubu olsun, meşrufat grubu, çarşaf, havlu gibi, yatak, baza, tadilat gibi hepsi iki kat oldu. Güvenli turizm belgesi artık bizim için çok önemli. Bunu özellikle bütün otel, konaklama işletmecilerimize özellikle bunu hatırlatmak istiyorum. Genelge, İçişleri Bakanlığımızda gelen genelge çok açık ve nettir. Diyor ki ne? Güvenli turizm belgesini alacaksın. Yani 30 daha önce 55 oda ve üzeriydi. Şu anda 30 oda ve üzeri, ilerideki süreç içerisinde 10 oda ve üzerine. Bu ne demek oluyor? Yani bütün konaklama, bütün turizm sektörü, bütün otel çalıştıranlar, butik otel, apart otel, pansiyon gibi konaklama çalıştıran işletmecilerimiz bu belgeyi almak zorunda. Ama bu belgenin daha dikkat edilmesi şu, bunu çok sağlam firmalardan almak lazım. Daha önce Turizm Bakanlığı bunu vermeye çalıştı ama ne yazık ki birkaç firmayla anlaştı. Şu anda daha çok Ankara, İstanbul gibi illerde firmalar geliyor. Buna çok dikkat etsinler, bize sorsunlar. Biz yardımcı oluyoruz, olacağız da. Bu turizm, güvenli turizm belgesi çok önemli. Çünkü burada 5 yıldızlı otelde veya belediye ruhsatlı otel aynı şeye gelmiş oluyor. Yani aynı hizmeti vermek zorunda. Hijyen, sosyal mesafe, dezenktefe, temizlik burada çok önemli. Bu da zaten güvenli turizm belgesinin kuralları içerisinde var. Bütün işletmecilere saygılarımı sunuyorum. Lütfen bu güvenli turizm belgesini ihmal etmesinler. Özellikle İl Kültür Turizm Müdürümüz de bu konuya çok hassas davranıyor. Ekipler çalışıyor. Önem veriyorlar. Sonuçta bunu alacaklar. Yarın bir gün bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak için bunu bir an önce alsalar daha rahat ederler. Çünkü işletmelerimiz istiyoruz ki Gaziantep'e yakışır, Türkiye'ye yakışır, dünyaya yakışır. Otellerimiz daha hijyen olsun, daha temiz olsun. Bizim de müşterilerimize karşı yüzümüz ak olsun, güzel olsun, temiz olsun. Herkese daha güzel hizmet verelim.